Bizim berber milletiyle ilk teşerrüfü galiba. Yahu Ali abi, nüfus kağıdından en az 10 yaş ıskartıya çıkarttın. Kısa kesin, acele işim var. Nereye abi? Önce üniversiteye istifamı vermeye. Galiba formülde bir yanlışlık yaptık ama nerede bir türlü bulamıyorum. Günaydın hocam. Oo, günaydın Ali! Ne oldu saçına sakalına? Kestim hocam. Vah vah! Ali, şu formülde bir yanlışlık var ama bir türlü bulamıyorum. Bir bakıver. Hadi. Sen bir dahisin Ali. Seninle çalışmaktan büyük bir gurur duymaktayım. Maalesef çalışamayacağız hocam, çünkü ayrılıyorum. Neden? Amerika'ya Cap Kennedy uzay laboratuvarına çağrılacağını duymuştum. Oraya davet edildiyse sevinirim. Hayır hocam, bu mesleği bırakmaya karar verdim. Şaka yapıyorsun herhalde. Yaptığın araştırmalar Avrupa'da, Amerika'da hadiseler yarattı. İltifat ediyorsunuz hocam. Ne iltifatı? Sana ilim aleminin yeni Einstein'ı diyorlar. Bundan sonra da serserilik aleminin kralı diyecekler. Meslek değiştiriyorum hocam. Ne mesleği? İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği. Yoo, yoruldun Ali. Yaptığın çalışmaları bir değil 10 beyin kaldırmaz. Biraz dinlensen böyle konuşmaz. Belki de bugüne kadar aptaldım hocam. Şimdi akıllanacağım. Yoo, öyle bakmayın, delirmiş falan değilim. Yalnız uzay hesaplarını bir kenara bırakıp dünya hesaplarıyla uğraşacağım. İstifa ediyorum müsaadenizle. Ya ama Ali, anlayamıyorum. Bu kadar mükemmel bir insan böyle karar verebilsin. Abi be, sen istifa edince gözü yaşardı profesörün. O defter kapandı Yalçın. Ben ileri dönük bir adamım. Arkaya bakmayı sevmem. Kendime yeni bir profesör arayacağım. Ne profesörü abi? İtliğin, hergeleliğin profesörü. Bana kumardan tut da ne kadar hınzırlık varsa onlara öğretecek birini. Bak abi, benim ipi kırık soysuz bir arkadaşım var. Adı Soysuz Rıza. Her numarayı öğreniriz ondan, tamam mı? Başlıyor, evet beyler, başlıyor! Hisseli tiyatromuz başlıyor! Girin, görün efsanevi vücuduyla bütün Anadolu'yu kasıp kavuran dansözler kraliçesi Kıvrak Naci'yi görün! Sinema ve televizyona taş çıkartan dünyanın en müthiş tiyatrosunu görün! Vay Yalçın! Rıza abim benim, bakıyorum balığın tombullaşmış ha! Bekletme beni! Abicim sana bir fikir danışacaktık da! Girin içeri, şimdi peki, geliyorum! Peki abi! Hadi! Evet beyler, başlıyor! Hisseli tiyatromuz başlıyor, acele edin! Ter içinde kaldım şekerim, sırtımı kurularsana! Aa! Hop 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 hop! Azize de kendine bir uşak tut! Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Ama sen de! Bizim bey senden akıl danışmaya geldi. Kumar üzerine bir şeyler öğretecek, esaslı bir adam arıyor. Yalnız kumar değil, bir sürü dalavera. Eski katakullicilerden bizim bir Hıfsı babamız vardı. Bizim Hıfsı baba mı? Tüh, nasıl da unuttum onu! Nerede bulabiliriz abicim? Vallahi ikametgah tutmaz. Nerede sabah, orada akşamdır. Ama akşamüstleri Haydarpaşa'da trende balığa çıkar. Balık mı? Yani biz balık diye yolcuların bavullarına deriz. Allah Allah! Bizi burada nerede kaldı bu adam? Ne bileyim? İşin başında böyle yaparsa... Bana soruyorsun, ne bileyim? Aa, çanta! Çanta nerede? Şimdi buradaydı, uçmadı ya! Aman! Çantam! Çantamı çaldılar! Ay! Polis! Oh, senin Hırsı baba tam numara maşallah! Öyledir abi, hiç kuş kaçırmaz evvelallah! Ah, ah çantam! Polis bey, biraz evvel çantam buradaydı! Nasıl oldu, kim aldı ya? Oo, Yalçın, ne cehennemlerdesin kaç zamandır? Bey abinin yanında çalışıyordum. Tanıtayım, atom profesörü Ali bey. Bendeniz de ahlakiyat profesörü Hıfsı baba. Sana ihtiyacımız var baba, abim ders almak istiyor da. Ya, medrese mi açtık be, ne dersi? Ahlaksızlık üzerine ne biliyorsanız? Abi be, yapma abi! Zorla mı yahu, ya vermezsem? Ben de bavulun içerisinde şurada koşuşanların çantası olduğunu söylersem. Çocuk, kalabalık gidelim, çocuk, nereden bulacağız? Hıh!
Aferin. Kabiliyetli talebe olacaksın. Hava poyrazlamadan yelkenleyelim, şuradan da rahat bir yerde laflarız. Demek böyle. Bey ahbabımızın hayatı hususiyesinde baharatlı bir vaziyet var. Ocağına düştük Hıfzı Baba. Sen merak etme Ali abi. Hıfzı Baba kumardan tut, icat edilip edilmemiş tek bir manitaların piridir. O bize yol gösterir. Bak bey ahbabım, ben çapaklı bir adamımdır ama harbi laftan hoşlanırım. Niyetin makbul, kininde haklısın. Lakin açık konuşayım, bu gibi davalara atılmak için biraz kabiliyet ister. Her işe yatkınımdır. Bana sual edersen, senin eşgali umumiyen bu gibi maydanozlu davalar için biraz ters düşüyor, ha? Yo yo yo, alınmak yok, harbi laf. Bu iş için her hale girmeye hazırım, her şeye razıyım. Ne desem yapacak mısın? Bu uğurda ölmeye bile razıyım. Çok yorulursun ama. Et bir büyüklük Hıfzı babacığım, hadi. Hamama giren terler. Bizim saksı mühim davalarda mazotsuz tek kürek çalışır. Önce bir yere gidelim, depoyu full edelim de öyle düşünürüz. Karaciğerlerimize, sıhhate içenlerin hepsi sirozdan imam kayına tosladı, ben duamı böyle ettim, turp gibi kaldım. Ne o, beğenmedin mi? Bazı cihetlerde fazla muhallebicisin ama inadın hardallı. Katırların damarı hafif kalır. Alışırım. Gerekirse kezzap bile içebilirim bu uğurda. Bu işler darülfununa benzemez. Hassasiyet ister. Çeşidi mebzuldür her geleliğin. Biz bu mevkiye dızdırcılıktan, üçkağıtçılıktan tut da bin çeşit ıspanaklı adısattan yetişerek geldik. Kumardan önce bunlarda piştik. Biz de pişeriz inşallah sayende Hıfzı Baba. İnsan her telden çalarsa kazanır kumarı. Çalışırım. Ama öğretebilirsen. Öğretebilirsen ne kelime, ben bu çıfıtlıkların sülalesinin profesörüyüm. Hıfzı Baba. Bildiklerinin hepsini öğrenmeye. Hem de daha iyisini. Galiba becereceksin. Adana'nın yolları tersen, sen çıkardın beni, beni baştan. Yalının açılışını somurtarak mı kutlayacaksın Alev? Tekrar duş yapmak istemezsen beni rahat bırak lütfen. Barışmayacak mıyız? Babam nişanın bozulduğuna çok üzüldü. Öyleyse derdine mum yaksın. Milyonluk yalı hediye edildi sana, sen cenaze evinde gibisin. Sıkılıyorum. Boğaz'daki bütün yalılar hediye edilse gene sıkılıyorum. Ooo, burayı tuttun iyi oldu ahbap. Madem savaş açıyoruz, bir erkan-ı harbiye dairemiz olması icabattandır. Buyur abicim.